Sevgili arkadaşlar, İstanbul Mototik kanalına hoş geldiniz. Konumuz şu. Genelde 2018, 19, 18'lerde az çıkıyor da 20'lerde çok çıktı bu. 2019, 2020 özellikle. Bu mat renkli olan kasalar. Yani 2018'de çıkan kasayla aynı aslında. Çoğu özellikleri aynı. Sadece rengi mat. 2020 PCX'lerimiz. Bir de 2021'lerde farklı bir sorun çıktı. Beyin çıkıyor. Bu motosikletimizde de beyin sorunu var. Şimdi onu size şöyle izah edeyim. Önce anlatımını yapayım, sonra burada göstereceğim. Şimdi kontağı açıp motosikletimizi çalıştırdığımız zaman arıza lambamızı gör. Çalıştırıyoruz. Döndü. Biraz çalıştık. Gördüğünüz gibi bir gaz verdik, yandı. Görüyorsunuz değil mi şurayı? Çalışıyorken bu arıza lambamız direkt yanıyor. Arkadaşlar. Direkt yanıyor. Şimdi bu neye arıza yakıyor? Onu anlayacağız. Sürekli direkt yanıyor. Şurada serviste bilgisayara bağladığımız diagnostik soket diyorum ben. OBD soketi diyen var. Arıza soketi işte. Herkes bir şey diyor. Şöyle bir benim soketim var arkadaşlar. Servisten kalma. Bunu arıza okuma soketine taktığımız zaman şimdi arıza ekranını göreceğiz. Az önce direkt yanıyordu ya. Bu soketi girdiğimiz zaman bu arıza ışığımız bize yanıp sönerek kod verecek. Bu kodu okuyacağız. Neden bunu yaptığını anlayacağız. Şimdi daha önce bunda farklı arızalar da vardı arkadaşlar. Kısa şu araya girerek şunu anlatayım. Şimdi motosiklette birden fazla geçmişe dönük arızalar varsa arızayı okuduğun zaman yanıltır. 4-5 tane arıza çıkarsa 4-5 tane arıza var zannedersin. Önce arıza geçmişini, DTC'leri bir sıfırlayacağız, sileceğiz. Arıza geçmişini sildikten sonra tekrar motosiklet çalıştırdığımızda arıza var ya, tekrar lamba yakacak. Tekrar lamba yaktıktan sonra okuyacağız. Biz videodan önce güncellemesini yaptık. Arızalarını silmiştik. Geçmişe dönük. Şu an bu motosiklet bu arıza lambasını yaktı. Neden yaktığını anlayacağız. Sokete girdik. Arıza lambamızı görelim. Şimdi kod verecek bize bu. 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 arızası veriyor. 29 arızası veriyor. 29'da nedir? IACV sensörü dediğimiz rolanti sensörü arkadaşlar. Şu üstte olan. Şimdi sensörün şurada küçük bir tırnak var, görüyor musun? Yaklaş sensörü. Bak şimdi. Hani motosiklet bunun arızasını veriyor ama aslında arıza yok motosiklette. Şimdi kontağı açtığımız zaman ileri geri gidecek. Bu hava akış metre de diyebiliriz. Motosikletin hava filtresinden gelen havayı bu sensörün içinden buradan düzenleyerek rolantiyi düzenleyen bir sensör arkadaşlar. 29 kodu bu. Rolanti sensörü, IACV sensörü. Bakın kontağı yine açıyorum. Ha, açıkmış pardon. Kapattık. Bu konumda. Tekrar açtık. Tekrar kapatalım, açalım. Sensörümüz çalışıyor. Biz bir temizlik de yaptık ama şimdi motosikletimizi çalıştırdığımız zaman motosiklet rolantide kusursuz çalışıyor. Gaz yemesinde hiçbir problem yok. Motosikletin her şeyi düzgün çalışıyor ama arıza görüyor motor. Sıfırlıyoruz, siliyoruz, çalıştırıyoruz, tekrar arıza görüyor. Sıfırlıyoruz, sensörü kontrol ediyoruz veya sensörü değiştiriyoruz. Yine arızalanmasını bir türlü söndüremiyoruz. Bunun da sebebi elektrik kontrol ünitesi, yani beynimiz, motosikletin beyni bu arızayı bildiriyor. Ama motosiklette arıza yok. Yani problem beyinde. Beyni değiştirdiğimiz zaman bu arızalanması sönüyor. Yani bu 2020 kasalarda özellikle, yani
10 tanesinin 6 tanesinde yaşadığımız bir problem sevgili arkadaşlar. Arızalanması kesinlikle sönmüyor. Beyni değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirdiğimiz beyni de kısa süre sonra bu problemi çıkarabiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi motosikletimizi vidalamadım da çalıştıracağım. Göreceksiniz. Al. Vidalarını bile takmadım. Elimle tutuyor. Gayet düzgün çalışıyor. Şimdi arızayı silelim. Kaç dakikamız kaldı bu arada? 30 saniye. 30 saniye kaldı. Arızayı hemen siliyoruz. Sildik. Motosikleti tekrar çalıştırıyoruz. Tekrar arızaya. Durum bu sevgili arkadaşlar. Motosikletinizin beyni bozuk. 2020 kasalarda bu çok karşılaşıyor. İyi günler dilerim.